Herkese günaydınlar. Diyet Vlog kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Birkaç gündür video atmıyorum. Neler yaptım, neler yapıyorum. Şu an çocukların sofrasını hazırladım. Daha benim yeme vaktime var. Biliyorsunuz ben tek öğün yapıyordum. Artık iki öğüne geçtim. O şekilde verilmiyor. Gördüm arkadaşlar, denedim. Şimdi daha biraz iki öğün yapacağım. İki öğünü böleceğim yediklerimi. Daha hafif olarak ama sağlıklı tabaklar. Vitamin, mineral, demir eksikliğim, B12'm düşmeden mantıklı tabaklar doyana kadar yiyeceğim. Çünkü doyana kadar dediğim salatalık, yumurta, lor peyniri, taze peynir tarzlarını doyana kadar yiyeceğim. Sporum yapıldı. 45 dakikalık Leslie yaptım arkadaşlar. Şu an saat 9. Artık erken kalkacağım. Zaten kalkıyorum yani, koltukta sanıyorum. Gerek yok kalkıp böyle metabolizmamı hareketlendireceğim. Bir de elma sirkesini deneyeceğim. Onu almam gerekiyor markette. O şekil devam ediyoruz. Ne yaptım? Spor bitti. Şimdi bir Türk kahvesi ve maden suyu içme vakti. Kızlar maden suyu içiyorum spordan sonra. Kızların sofrasını hazırladım. Onlar yemek yiyecek. Ben de maden suyu içeceğim. Şöyle göstereyim size. Bunlar da karanfillerim. Yani şimdi bununla da güzel böyle vitamin mineralimi alacağım. Kızlar, kendime ilk öğünümü hazırlıyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. İlk öğün demek. Aralıklı oruç yapacağız. Ondan sonra aralıklı oruç nasıl yapılır? Keto ile arasındaki fark. Bunları her videolarda gün gün size paylaşacağım. Kendim de yeni öğrendiğim için detaylı size söyleyeyim aralıklı oruçla keton arasındaki farkı. Keto daha çok yağ odaklıdır. Yani düşük karbonhidratlı. Diyor ki sen karbonatı zaten keto'da şeyden alıyorsun sebzelerde. Ekstra bir karbonhidrat almana gerek yok. Ondan sonra bir de yağla beslendiğin zaman yağ yağı yakar diyor. Sen diyor yağ yediğin zaman vücut yağ yakıyor. Tüm ihtiyacını, enerjini oradan alıyorsun. Bu doğru. Daha önce Karatay besindeyken tereyağlı kahve içiyordum. 60'ları gördüm, gördüm. 56'yı gördüm, gördüm. Ben artık açlık yapmak istemiyorum. Vücudu ne kadar açlığa alıştırırsanız o kadar artık geriye dönüş yaparsanız kilo alıyorsunuz. İki öğünüm olacak. Ben nasıl besleneceğim, ben nasıl aralıklı oruç yapacağım onu söylüyorum ben size. Yeri gelecek keto gibi yapacağım yani. Daha çok yağ odaklı, düşük karbonhidratlı olacak. Yeri gelecek aralıklı oruç saati. Ve çok önemli bir nokta var. Size sabahları aç karnına spor yapacağımı söylemiştim. Bugün başlıyorum. 45 dakika Leslie ile başladım. Her sabah düzenli sporum yapılacak. Bu 45 dakikalık Leslie'nin içine bir de ergin kırbaç ekleyeceğim. Onu da bekleyeceğim bir süre böyle 45 dakikayla vücut alışsın. Onu da yaptıktan sonra iyi bir yağ yakımı olacak. Gün boyu benim vücut yağ yakacak. Gün boyu yağ yakıyoruz kızlar. Eğer sizler de yapıyorsanız gün gün vlog olarak burada paylaşacağım. Sizden tek isteğim bana destek olup videoları sonuna kadar izlemeniz. Gerekeni de ben yapacağım. Sizinle diyet detayları var canım. Hani soruyorsunuz hemen tek öğüne geçmişte 93 kilo birden şak düşün. Vallahi 10 kiloyu tek öğüne verirsin. Ama 10 kilodan sonra duraklar. Biz kısa vadede kilo değil. Biz uzun vadede kalıcı kilo vermek istiyoruz. Yani ben öyle vermek istiyorum. Benim amacım tamam kilo vereceğim, geç vereceğim, vereceğimi de biliyorum. Ben çünkü dirençli veriyorum. Amacım kalıcı kilo vermek ve bir hayat boyu beslenme şeklini oturtturmak. Bu arada bugün regliyim, o yüzden de tartılamıyorum ama sizin için regli de olsam bir tartı alsam mı almasam mı bilmiyorum. Yani çünkü doğru sonuç vermeyecek diyetisyenler bile gelmeyin diyorlar o gün, o bile bir günde. Burada kendimi göstermiyor olabilirim. Ara ara vücudum gösteriyorum. Burada sesimdeyim. Göbeğim var. Yan simitler var. Pilates sonraya kalacak. Arada sıkılırsam yapacağım. Ama Ebru Şallı'nın video paylaşmasını bekliyorum. Ebru Şallı YouTube kanalı açtı. Benim önemli noktam bir sabahlar aç karnına spor yapmak, iki kardiyo eklemek, üç de ne yapacağız? Tabii ki öğünlerimizde sağlıklı gıdalar tüketeceğiz. Bunlar nelerdir? Sizinle paylaşacağım. Ondan sonra da o öğün aralığında yememek. O öğün aralığında yiyip bir şey içmediğimiz için çok güzel yağ yakacağız kızlar. Bunda bize o öğün aralarında yemediğimiz o saat dilimleri verdiriyor. Aralıklı oruçta
O saat dilimi insana müthiş kilo verdiriyor. Yeni başlayacaklar, sizler kilo vereceksiniz ama ben biraz eskiciyim. Bilmiyorum. Ben de deneyip göreceğim. Ben de belli gıdalar yemeyeceğim. Kimisi aralıklı oruçta ekmek yiyor ama kimisi yemiyor. Ben onun yerine yulaf kullanacağım karbonhidrat almak için. Yani bazen bu böyle istiyor benim vücudum. Karbonhidratsız yapamıyorum ben. Ben bunu biliyorum. Eğer ben bir gün karbonhidratsız yiyorum, 2 gün, 3 gün yiyorum ama 3 günden sonra vücut diyor bulguru da yiyor. Bulgurdan hasta bile diyor ki daha tamam diyor ya kilo vermişim işte. Ne yapayım dayanamıyorum. Pasta tarzı şeylere de kaçabiliyorum. Diyorum ve şimdi işime gücüme bakayım. Kanalımın diğer aracı da yaptığım yemek tarifleri sizlere bak. Bakın ben lor aslında çökeleklik yiyen, tüketen bir insanım genelde. Ama bugün lor var elimde. Güzel kırmızı biberimi koydum. Arkasında da az bir şey salça, Antepliler salça koyuyorlar. Benim bir komşum vardı köyde, o da koyuyordu. Ama ben ne yapacağım? Sevdiğim için yine salça kullanacağım. Az bir şey de tuz koyacağım. Bakın. İyice bu kavrulacak tabii ki. Zeytinyağı kullanıyorum. Yağ fazla olabilir çünkü ben enerjimi yağdan alacağım. Yani bir yağ kısıntısına gitmiyorum. Şuradan az bir şey atacağım. Tuz şöyle. Çünkü lor peyniri tuzsuz. Ben tansiyonum olduğum için tuz kullanıyorum. Sizler kullanmayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Tansiyonum müthiş düşüyor bende. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu kavurmayacağım. Kavrulmayacak arkadaşlar bu. Altını kapatıyorum. Kavurmadan bu sıyla birlikte karıştıracağım. Çünkü bu lor peyniri çok da severek tükettiğim Antep'te bolca bulabildiğimiz marketlerden. Doğalını da buluyoruz kızlar. Ben bunu bir karıştırayım. Kızlar ben karıştırdım. İyice ezildi. Kahvaltılarımızda tüketebileceğimiz güzel bir tarif. Benim de sık sık yiyeceğim. Bunu sizinle de paylaşacağım. Yani göreceksiniz tabaklarımda. Dilediğim kadar ben yiyeceğim. Neden yiyeceğim? Beni tok tutacak akşam öğünüme kadar. Hatta akşam öğünümü bile benim az yememe sebebiyet olacak. Ne kadar az aç kal ya yani sofraya aç oturmazsam ikinci öğünüme o kadar benim için iyi olacak. Çünkü ben tok olduğum için de az yiyeceğim. Az yediğim için de açlık hissetmeyeceğim. Ne olacak? Sabaha kadar cayır cayır yağlar yanacak. Bakalım sonuç ne olacak? Kızlar şöyle tabağıma hazırlıyorum. Şöyle kendime. Vallahi bolca koyacağım bu 2 gün. Şu kadar benim için yeterli. Ben çok yiyorum. Bilmiyorum sizleri. Az yiyerek de kilo veren, yani doymadan sofrada kalkarsam sonuçları kötü oluyor. O yüzden tabağım dolu olacak. Şimdi sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. 2 yumurta tıkacağım. Bu biraz rafadan. Böyle olunca ben böyle yapıyorum. Çünkü bunu şey yiyemem yani. Tabağa koyamam. Bakın ben size bunu da nasıl çıkartacağımızı gösterdim. Şöyle ufak kasalarda olabiliyor. Bunu bu şekilde çıkardım. Şöyle şu kıvam oldu kızlar. Şimdi böyle yumurta çok sağlıklı. Normalde pişirmeye kalksam asla pişiremiyorum. Ama işte böyle oldu bu kez. Benim de hoşuma gitti. Şöyle pul biberi metabolizmamı hızlandırsın. Cayır cayır yatsın. Ve bağırsakları çalıştırsın diye pul biberi attım. Aynı şekilde ona da attım. Bağırsaklar bütün çalışacak. Bir de ben adetsel dönemlerde çörek otu kullanıyorum. Yarım çay kaşığı kadar da koyabilirsiniz sağlıklı tohumlardan. Ve onlar da bize güzel böyle enerji verecek, yağ yakımına yardımcı olacak, tok tutacak ve hastalıkları da kurtaracak. Çörek otunun çok etkisi var. Peygamber Efendimizin hadisini bilirsiniz. Ölümden başka her şey çare. O yüzden ben kullanmaya özen gösteriyorum. Haftanın 3 günü, 5 günü kullanıyorum ama diğer günler kullanmıyorum. Kızlar kahvaltım hazır. Neler tüketeceğim? Gördüğünüz gibi tabağımın yarısına yumurta ve yoğurt olarak protein. Diğer yarısı sebze ve 3 tane ceviz yiyeceğim. Kurabiyeler çocukların onları görmeyin. Şu an dışarıya alışverişe gideceğim için şöyle acele evde iş olmasın diye ben acele yapıyorum. Tabii ki 21 kez çiğneyeceğiz, 40 kez çiğneyeceğiz, iyi çiğneyeceğiz. Tabanla birlikte böyle size göstereyim ben size yakından da. Yoğurdum. Yoğurdu neden yoğurt tercihi? Bazen doygunluk hissi almazsam yoğurttan destek alıyorum. Şöyle yağ biraz sıçramış ve kalp oluşmuş. Yani bir taraf kocam bir tarafı ben.
Şöyle ceviz isterim. Ve benim ilk öğünüm böyle arkadaşlar. Buna benzer öğünler gelecek size. Ekstradan bir şey olmayacak. Kızlar, ezogelin çorbasını ben bulgur ve sadece mercimekle yaptım. Pirinç koymadım. Elif Gökçen'i seviyordu. Kendim uygun yaptım. Bakliyatlara ihtiyacım var. Çünkü saçlarım dökülüyor ve orada demir deposu olan o vitamin mineralleri de yararlanacağım. Bunu da böyle göstereyim dedim. Siz de görün. Bol salata yiyeceğim. Salata niye böyle gösteriyorum? Şu an şarjım bitmek üzere. Bol salata. Çorbamın yanında bol salata ve ciğer kavurması. Gördüğünüz gibi bundan da bol bol yiyeceğim. Sağlıklı yağlardan oluşuyor. Sabah sporumu yapmıştım. Yarın 1,5 saat yapabilirim. Regliyim, o yüzden fazla gitmiyorum. Biraz ağrılarım var. Size bunu da göstermek istedim. Ciğerimi, ciğer kavurmamı. Yine açıklıyorum. Doyana kadar, yarınki ilk öğüne kadar salatadan yiyeceğim, yemeklerden yiyeceğim birer tabak. Zaten eti ne kadar yiyebilirim ki? Bir demir deposu sağlamalıyım. Saçlarım dökülüyor. Yeni çıkanlar var. Onları dökmek istemiyorum. Bu şekilde artık bundan sonra devam edeceğim kızlar. Ben şimdi yemeğim. Kızlar, başım çok ağrıyor. Kapanış videosunu yapacağım. Gördüğünüz gibi kitaplarım burada. Bir de şöyle kıyafetler var. Yarın onlar yıkanacak. O yüzden burada bıraktım. Çünkü dökme kıyafetler oluyor bazen. Ha, ben çoğunu da böyle poşetten alıyorum ama şunlar kesinlikle yıkanmalı. Hepsi yıkanacak. O yüzden burada bıraktım. Başım çok ağrıyor. Çok ağrıdığı için de Türk kahvemi içiyorum. Bu arada bu video değil, bu video başka zaman yiyeceğim. Bakın ben yine Sabır Giyim'den kıyafet aldım. Antep'in en ucuz yeri. Ya böyle marka kıyafetlere 25 verdim bunlara. 25, 15, 30, en fazla 35 verdim. Bunları göstereyim. O da bu pantolon Loft'taydı. Sizlere de göstermek istedim yani. Şu rengi çok istiyordum. Ondan bir tanemi aldım sonunda. Biraz bir beden daha büyük. Olsun, zayıflarım ya. Ben bunun içine gireyim diye zayıflarım. Yok oldu ama ben denedim orada. Oldu, şöyle bakayım. Orijinal bakın. 10 numara bir şey yani. Tişörtlerim de burada. Ama kendime diye gittim. Kızlar aldım. Daha da kendime alınacaklar var. Bunlar gündelik giyerim. Böyle geçeyim ben. Siz salonumdan sesleniyorum. Eşimin sazı. Çok detaylı burayı göstermedim ama KPSS'ye çalıştığım için şu an kitaplarım var. Türk kahvem içiyorum. Hem ağrımı kesecek, hem dinçlik verecek, hem böyle yağ yakacak. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam, bugün güzel bir beslendim. Sıfır meyve, sıfır şeker. İşte karbonhidrat dolarını aldım. Mercimek kullandım. Bulgur kullandım. Bundan sonraki öğün olarak devam ediyorum. Yani tek öğünde şöyle bir şey oluyor. Karbonhidrat, yani yasaklı gıdalar yediğim için o yüzden geçtim OMAD'ı. OMAD başarılı aslında. OMAD diyeti. Ama şöyle bir şey var. Ben böyle çok kilo verecekler için tercih etmem. Mesela iki öğünle başlarsınız, sonra tek öğüne geçersiniz. Ne zaman iki öğün yaptınız, duraklamaya girdiniz, o zaman tek öğüne geçin. Bu da size naçizane benim kendi önerilerim. Burada kendi şeylerimi paylaşıyorum, deneyimlerim. Benim yaptığım tek hata onu yapmamaktı. Keşke bir yapsaydım, duraklamaya girseydi. Atma metabolizmanın ikincisi yapsam, ikinci de 55'e işte yine duraklamaya, zaten 55'e düşerdim. Tek öğün OMAD'la da çok güzel düşerdim. Buradan OMAD'a tek öğüne geçmeden önce küçük bir ara öğününüzü öğlen yaparsınız. Akşam yine yemeğinizi yersiniz. Bir meyve yiyebilirsiniz. Bir ara öğün yaparsınız. En güzeli kuru yemişler ve şey hurma. Bu da size güzel bir öğün yapar. Belli bir miktarda yersiniz. Ondan sonra 10 numara yağ yakarsınız. Böyle de bir deneyiminiz olabilir. OMAD diyetine geçmeden önce. O da size yağ yaktırır. Bu da çok güzel yağ da yaktıracağı için. Yani uzun vadede bir kilo verirsiniz diye düşünüyorum. Yani güzel kilolar verirsiniz. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi, zili açmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olacaksınız. Üstteki zil işareti var. Kırmızı abone ol yazıyor. Oraya tıklar, abone olsun. Bir de zil işareti çıkar. Onu da tıklarsınız. Yarın görüşmek üzere kızlar.